Bodrum Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları üyeleri İlköğretim'de Türbana Hayır başlıklı bir basın açıklaması yaparak uygulamaya tepki gösterdiler. CHP Kadın Kolları Başkanı Sayime Demirtaş tarafından okunan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yürürlüğe giren yeni kılık ve kıyafet yönetmeliğinde ortaokul ve liselerde kız öğrencilerin tüm derslerde başlarını örtmelerinin yolunun açıldığı ifade edildi. Demirtaş bugün itibariyle 4+4+4 eğitim sisteminin uygulamaya girmesi sırasında açıklanan kurallara aykırı uygulamaların yürürlüğe konulduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı. Oysa ki Milli Eğitim Bakanlığımız 4+4+4'ün mecliste onaylanmasından sonra yayınladığı kitapçıkta İmam Hatip okullarında okuyan öğrencilerin sadece Kur'an-ı Kerim dersinde istemeleri durumunda başlarını örtebileceği belirtilmekteydi. O günden bu yana geçen sürede bugün geldiğimiz noktada yapılan uygulama ile topluma ve çocuklara en büyük haksızlık yapılmıştır. Türbanın ilk okula indirgenmesine kesinlikle karşıyız. Ve bu karşı duruşumuzu Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak hep sergileyeceğiz. Türk halkına ve öncelikle Türk kadınına haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri laiklik ve bilimsel eğitim olmuştur. Bu ilkelerle Müslüman ülkelere göre Türk halkı başını daima dik tutmuştur. Demirtaş, Türkiye'de anayasada yapılan son değişikliklerle seçme yaşının 18 olarak belirlendiğini hatırlattığı açıklamasında, bu kararın aile baskısıyla kapanmak zorunda kalacak bireylerin sayısını artıracağını ifade ederek şöyle devam etti. Hal böyleyken henüz gelişimini tamamlamamış bir birey örtünme konusunda karar veremez ve uygulayamaz. Ancak ailelerin verdiği kararla başı örtülen çocuklarımız cinsel bir kimlik kazanacağı için psikolojik olarak olumsuz etkilenecektir. Bunun sonucunda mahalle baskısı oluşacaktır. Çocuk gelinler artacaktır. Bizler Türkiye'nin ortaçağ karanlığına gerilemesini istemiyoruz. Ülkemizde yaşayan her birey bu konuda kesin tavrını koymak zorundadır. Bu karar toplumun temeline konulmuş bir dinamittir dedi. Kesin tavrını koymak zorundadır. Daha sonra konuşan Halikarnas Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Bedriye Gürkan, Türkiye'nin kötü günlerden geçtiğini öne sürerek şunları söyledi. Ülkemiz kötü günler yaşıyor. Ülkemiz teofaşist, anti-kemalist bir sürecin alacakaranlığını yaşıyor. Daha da kararabilir. Umudunuzu yitirmeyiniz. Çünkü biliyoruz ki karanlığın en zifiri olduğu, en yoğun olduğu zaman şafak sökmeden önceki andır. Meydanda toplanan yaklaşık 50 kişilik grup yapılan basın açıklamasının ardından alkışlı protestoyla olaysız bir şekilde dağıldı.